konuklarımız bize eşlik ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Bora Erdamar bizimle birlikte. Bora Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Şafak Hanım. Ve SRP Legal Kurucu Avukatı Doktor Çiğdem Ayözger Öngün de bize eşlik ediyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Danışmanı aynı zamanda kendisi. Çiğdem Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi malum gündemdeki en önemli ve en sıcak başlıklar arasında yer alıyor dijital para çalışmaları ve az önce Bakan Elvan'ın da açıklamalarını ekrana getirdik. Dijital para ve kripto para tanımları farklı, birbirleriyle karıştırılıyor ki Bakan Elvan da buna dikkat çekti. Aslında bu yönde ekonomiye yön veren birçok ismin açıklaması var. Amerika Hazine Bakanı Yellen oldukça spekülatif bir varlık olarak tanımlamıştı kripto paraları. Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı Lagarde da bankaların kripto tutması söz konusu olamaz demişti geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamalarda ve az önce Bakan Elvan'ın da açıklamalarını ekrana getirdik. TL karşılığı dijital bir paradan bahsediyoruz. Kripto parayla ilgili çok ciddi kaygılarımız var dedi. İşte dilerseniz bu kadar sıcak açıklamalar varken önce ele alalım. Dijital para nedir? Kripto parayla arasında nasıl bir fark var? Son zamanda sık sık da vurgu yapıyoruz aslında ikisi arasındaki farklara. O yüzden Bora Hocam önce sözü size bırakmak isterim. Lütfen bize dijital parayı tanımlayın. Kripto arasında nasıl bir fark var, onu anlatın ilk etapta. Tabii memnuniyetle. Kripto paralarla başlayalım. Çünkü aslında bu teknolojiyi biz başta blockchain altyapısına borçluyuz. 2008 yılında Bitcoin ile ilk adını duyduğumuz kripto paralar şu anda yaklaşık 8000 adet olarak hayatımızda mevcut. Bu kripto paraların aslında felsefesinde herhangi bir kuruma bağlı olmama, arkasında herhangi bir otoritenin olmaması gibi özellikler mevcut. Ama esas olarak sunduğu değer kimsenin arkasında olmaması sebebiyle aslında herkesin para politikalarına, para arzına bir şekilde dahil olabileceği, dolayısıyla demokratik bir yapısı olan ve bu anlamda da halka mal olmayı hedefleyen bir proje, Bitcoin projesi. Bununla birlikte devamında gelen 2015 yılında Ethereum gibi, sonrasında az önce söylediğim 8000'e yakın coin projelerinin bir merkeziyetsizlik hedefi var. Yani bir şekilde halka mal olma ideali ve aslında bir ütopyası da var bu anlamda. Bunun sunduğu finansal özgürlük alanları olduğu gibi tabii ki bu marketlerin henüz şu anda piyasa hacimlerinin çok düşük olması sebebiyle manipülatif ve spekülatif hareketlere maruz kalma durumu da var. Dünyada yaşanan kaygının bir numaralı ana maddesi de aslında bu tüketicilerin korunması. Çünkü bu teknolojik altyapı bir şekilde belli bir ancak finansal okuryazarlık ve belli bir finansal teknoloji okuryazarlığıyla desteklendiğinde, yani hem riskli varlıkların yönetimi konusunda bir uzmanlık hem de birazcık yazılım bilgisi, donanım hakimiyeti gerektirmesi sebebiyle de riskler teşkil ediyor. Ancak işi bilenler bir şekilde daha rahat işlem yapabiliyor bu piyasalarda. Dijital paraya geldiğimizde ise bir şekilde 2008'de bu kripto paraların yükselişi, merkeziyetsizliğin akım olarak yayılmasıyla birlikte aslında başta şirketler tarafından, sonrasında da merkez bankalarının fiyat istikrarı önceliğiyle, bu alandaki kaygılarıyla ve bir de aslında artık bu teknoloji, blockchain teknolojisi sayesinde firmaların kendi paralarını üretebilecek güce ulaşması sebebiyle şu anda dünyada merkez bankalarının %80'inden fazlasının dijital para çalışmaları var. Özetleyecek olursak kripto para merkeziyetsiz, yani arkasında bir patronu, bir kurumu yok. Dijital para ise merkezi, arkasında bir firma, bir şekilde merkezi kuruluş, bazen bir patron, bir kişi, bir grup ya da esas özellikle son dönemlerde konuştuğumuz merkez bankalarının itibari paralarının bir çeşit yeni versiyonu olabilecek, dijital dönüşüme adaptasyonu hızlandırabilecek dijital para projelerinden bahsediyoruz. Bunların da genel adı Merkez Bankası dijital para projeleri zaten. Şimdi o halde dilerseniz hemen dijital paralarla da devam edelim. Hemen sözü Çiğdem Hanım'a da bırakmak isterim. Çiğdem Hanım aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi danışmanı unvanınız da var. Tabii ki yakından takip edip ve görüş alışverişinde bulunduğunuzu da tahmin ederek de bunu sormak istiyorum. Hukuki açıdan nasıl bakılıyor dijital paraya? Bu konuyu bize biraz açıklayabilir misiniz? İşin tanımı nasıl yapılmalı?
Teşekkür ederim Şafak Hanım. Tabii sizin gazetecilik kimliğiniz hemen öne çıkıyor. İyi bir araştırma. Ben aslında yani an itibariyle tabii ki Cumhurbaşkanı temsilen burada değilim. Kendi şahsi fikirlerimi paylaşacağım sizlerle. Bora hocamın söylediği gibi kripto paralar merkeziyetçi bir yapıdan uzaklaşmış ve arkasında bir devlet gücü olmayan yapılar. Ama dijital parayla da çok benzer unsurları var. Bir kere sadece dijital olarak varlar. Bunu Sayın Bakanımızın açıkladığı gibi arkasına bir Türk lirasını bağlamak mümkün. Ama bu onun dijital olmadığı anlamına gelmiyor. Bir kere %100 dijital. Yani kripto paralarla dijital parayı, dijital Türk lirasını bir arada yorumlarsak ikisinin ortak özelliği %100 dijital olması. İkisinin yine başka bir ortak özelliği alternatif bir yapı sunuyor olması. Birinin arkasında bir varlık var, Türk lirası. Diğerinin arkasında varlıklar yok. Şimdi burada hukuki yapısına geldiğimizde de arkasında bir varlık da bulunduğu için bunun bir emtia mıdır? Yoksa bu bir varlık bir para birimi midir, gerçek bir para mıdır tartışmaları burada kripto paralarla farklılaşmış olacak. Bu artık bir emtia değil. Bu dijital Türkiye'nin dijital parası arkasında Türk lirası olacak ve Türk lirasının güveni, Türkiye ekonomisinin güvenini de sağlıyor olacak. Onun için hukuki tartışmalar açısından kripto para ya dönmediği sürece çok tartışma olmayacak. Tabii ki düzenleyici bir otoritesinin olması gerekiyor. O düzenleyici otoritenin de Merkez Bankası'nın olacağı da açıklanmış durumda. Aslında resim biraz böyle kendi kendine oluşuyor hukuki altyapı açısından da. Şimdi aslında siz de ona dikkat çektiniz. Benzerlikler var ve halk arasında da işte vatandaşın da aslında karıştırdığı nokta da bu. Kripto paralar ve dijital paralar hem tanım olarak karışıyor. Aslında ikisi de dijital, ana ortak yön bu. Ama az önce Bora hocamın da dediği gibi merkeziyetsiz ve merkezi kavramları burada ön plana çıkıyor. Çünkü dijital paranın arkasında Merkez Bankası olacak. TL'nin dijital karşılığından bahsediyor olacağız. Ama diğer tarafta kripto dediğimizde tam anlamıyla kim var arkasında onu bilemeyeceğiz. Ki bu arada şirketler de aslında bu çalışmayı yapıyor. Şirketler de kendi paralarını çıkarmaya başladı ki burada işte son dönemde Facebook'u konuşuyorduk. Önce Libra'ydı, daha sonra Diem oldu yanlış hatırlamıyorsam. Bir de şimdi resmi değiştiren başka bir faktör daha var. O açıdan hemen Bora hocama da dönmek isterim. Hocam siz hukuki açıdan buraya ne gibi konu başlıkları aktarmak istersiniz? Hangi başlıkları açmak istersiniz ki bu arada tabii ki hukuki altyapıdan bahsetmişken işin içinde bir de vergi geliyor. Bir vergi düzenlemesi de gündemde. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi rica edebilir miyim? Tabii pandemi döneminde özellikle dev teknoloji firmalarının hem bizzat kendi paralarını, dijital paralarını çıkarma konusunda hız kazan çalışmaları var. Hem de bizzat aslında bu kripto paraların kurumsal yatırımcılar tarafından portföylerinde yer alınarak buna yatırım yapılması durumu söz konusu. Bu da aslında özellikle Amerika tarafında SEC'nin Security Exchange Commission, oradaki SPK'ya denk gelen kurum diyelim. Buranın özellikle bu şirketlerin yaptığı Bitcoin, Ethereum gibi kripto paraları olan dev yatırımlarını nasıl kaydını tutalım? Bunun hukuki tanımı nasıl yapılmalıdır? Ve dolayısıyla tabii ki sonrasında bunun vergisi nasıl düzenlenebilir gibi çalışmaları tetikledi. Son dönemde şunu görüyoruz. Amerika tarafında aslında resim epey netleşmiş. Bunun bir adını koydular. Yani çok uzunca süredir tartışma konusu şuydu. Biz kripto paraları dijital olması sebebiyle bir de merkeziyetsiz olması sebebiyle nasıl tanımlayacağız? Hangi kategoriye koyacağız? Emtia mı, menkul kıymet mi, para mı yoksa bambaşka bir kategori mi? Burada pek çok uzman olarak biz şunu çok ifade ettik. Kripto paralar kendi içerisinde bile çok farklı kategorilere ayrılmakta. Kripto paraların en bilinenleri belki Bitcoin ve Ethereum ama bir de stabil coin dediğimiz değeri aslında bir itibari paraya, euroya ya da dolara endeksli stabil kripto paralar da var. Bunların değeri sabit, değişmiyor. Ama arkasında yine bir merkezi borsa var çoğunlukla. Bu yeni dünyanın yeni bankaları diyebiliriz kripto para borsalarına da merkezi olanlarına. Dolayısıyla SEC Amerika tarafında bunun bir kategorizasyonu yapılırken şu ifade kullanıldı. İngilizcesiyle intangible asset, Türkçesiyle fiziksel
olmayan varlık statüsünde değerlendirilip buna göre kategorize edildi. Bu biraz daha açıklayacak olursak nelere tekabül ediyor? Aslında patentlere, telif haklarına, yazılım uygulamalarına denk gelen bir sınıf. Dördüncü bir kategori olarak ön plana çıkan. Dolayısıyla buradan itibaren işin hukuksal adı konduktan sonra diğer ülkelerde de Avrupa başta olmak üzere ve ülkemizde başta olmak üzere iş öncelikle düzgün tanımla başlayacak. Ama bu bile kendi içinde meşakkatli bir süreç. Çünkü söylemiş olduğum gibi 8000'e yakın kripto para var. Ve bunun 8000 tanesinin çok başka birbirinden ayrışan özellikleri var. Dolayısıyla bunları tek bir sepete koyup tek bir düzenleme ile hele kripto paraları bir şekilde regülasyona tabi tutmak çok kolay bir iş değil. Teknik açıdan çok mümkün bir iş de değil. Bu yüzden zaten dünyada merkez bankaları dijital paralar üzerine, yani kripto paraların altyapısı olan blockchain teknolojisinden feyz alınmış ama tamamen merkezi, tamamen dijital para uygulamaları üzerinden çalışmaları sürdürüyorlar. Bu özellikle gelmekte olan, sizin az önce söylediğiniz gibi Facebook gibi, Google gibi, Amazon gibi, Apple gibi dev teknoloji firmalarının artık finans dünyasına giriş yapıp kendi dijital paralarını ürettiğinde rekabeti ve finansal istikrarı sağlamak açısından çok kritik olacak. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisimizin bu anlamda yapmış olduğu çok değerli çalışmalar var. İstanbul'un bir finans merkezi olabilmesi için ve bir finansal teknolojiler yol haritasının, stratejik belgesinin hazırlanması için çok yoğun çalışmalar var. Burada rekabet, finansal istikrar ve tüketicinin korunması en önemli üç başlık olarak ülkemizde de gündeme gelmiş vaziyette. Zannediyorum bu süreçte bu çalışmalarda hızlanarak devam edecek bu sene. Peki bu arada Çiğdem Hanım'ın da ekleyeceklerini merak ediyorum. Özellikle vergiyle ilgili, vergi düzenlemesiyle ilgili ne gibi adımlar atılabilir? Beklentilerinizi dinlemek istiyoruz Çiğdem Hanım. Elbette. Ben hemen Bora Hocam'ın kaldığı yerden devam edeyim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki açıklamalardan da, yapılanlardan da bahsetti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, yani SEC'den bahsediyorum. SEC'in açıklaması aynı zamanda çok teşvik edici bir yöndeydi. Çünkü aracı kuruluşlar tarafından bu tür saklamaları desteklerken, bu tür saklama yapan, faaliyette bulunan kurumlara 5 yıl boyunca SEC'in bu konuda yaptırım uygulamayacağını da aslında açıklamış oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça liberal bir yaklaşım var ve destekleme yönünde bir yaklaşım var. Bizim ekonomi reformu paketinin içerisindeki bu açıklamanın da oldukça liberal, ekonomiyi geliştirici, pazarı büyütücü bir yaklaşım olduğunu görüyorum ve çok isabetli bir şekilde, ben de kesinlikle katılıyorum, İstanbul'un finans İFM derdik eskiden, İstanbul Finans Merkezi, onun İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü'ne dönüştürülmesi şu an gündemde ve bunun için çalışılıyor. Bunu da çok uçtan uca bağlayan bu resmi, Türkiye'nin fintech stratejisi çalışılıyor bugün finans ofisinde. Ki bunlar hani kalkınma planlarında, reform paketlerinde vesaire açıklanmış çalışmalar. Bunları çok uçtan uca tamamlayacak çalışmalar. Bir diğer ortak özelliği dijital parayla kripto paralar arasında aslında blockchain sistemi üzerinde çalışabiliyor olması. Bugün halihazırda reform paketinde hangi teknoloji üzerinde çalışacağına ilişkin bir açıklama yok. Ve fakat kripto paralar gibi dijital pek çok paranın da yine arkasında bir devlet güvencesi ve bir para birimine bağlanmak suretiyle, az önce Bora Hoca'nın söylediği işte bir intangible asset'e de bağlanabilir dedi. Yine Türk lirası da böyle bir aset olabilir, böyle bir varlık olabilir. Buna bağlanarak blockchain sistemi üzerinden de kurgulanması mümkün. Bugün hani kısa vadede olmayacaksa bile uzun vadede bir ortak noktası da kullanılan teknoloji olabilir. Hemen oradan devam etmek istiyorum. Benzeri yaklaşımlar, yani kripto paralar ya da dijital paraları destekleyen benzeri yaklaşımlar dünyada da var. Siz Lagarde'ın açıklamasından bahsettiniz. Hemen arkasından Avrupa Birliği'nde
Avrupa Birliği Komisyonu Market in Crypto Assets Regulation adında bir taslak teklifte bulundu. Kısaca MiCA diyoruz biz bu düzenleme teklifine ve buna göre kripto varlıkların Avrupa Birliği'nde işletiliyor olması, bu platformların burada kurulması gibi, yani aslında Avrupa Birliği de bunu regüle etmeye çalışıyor. Bu regülasyonlarında ilk kural seti açıklanmış durumda. Bu ilk kural setinin içerisinde henüz vergilendirme ilişkin bir açıklama yok. Ama yine ilk baştaki tartışmaya dönmek lazım. Bu dijital varlıklar emtia mıdır, menkul kıymet midir, yoksa para gibi mi değerlendirilecektir? İlk bu soruya cevap verdikten sonra emtialar nasıl vergilendiriliyorsa, çünkü bizim halihazırda bir kurulu vergi sistemimiz var. O vergi sisteminin içerisinde yerini bulacak. Menkul kıymetler, işte malum sermaye piyasası araçları menkul kıymetler. Bunlarsa o zaman sermaye piyasasının araçlarının vergilendirildiği gibi vergilendirme politikalarının uygulanması gerekecektir gibi. Kısaca böyle hap şeklinde cevap vermeye çalışabilirim size. Evet Çiğdem Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Aslında ilk tanımın nasıl yapılacağına bağlı değil mi? Tanımlamadan sonra aslında vergisel düzenlemelere de ona göre karar verilecek. Bu arada az önce Çiğdem Hanım aslında blockchain sisteminden de bahsetti. Biraz işin alfabesi kısmında kalacak ama tabii burada Bora Hocam bence bahsetmekten de fayda var. Çünkü fazla tanım var ve İngilizce terim var. Şimdi blockchain deyince mesela onu Bitcoin'e özleştirenler var. İşte Bitcoin aslında blockchain'in adı ama paranın adı da Bitcoin. Şimdi burada kavramsal farklı karıştırılabilen birden fazla kavram var. Çok oynak ve aynı zamanda çok dikkat çeken başlıklar şimdi kripto paralar ama buraya dikkat çekmekte fayda var. Neticede burada yarın öbür gün şimdi uyarılar da yapılıyor ki en son Amerika Hazine Bakanı yapmıştı. Endişe duyuyoruz, yatırımcıların burada zarar görmesinden endişe duyuyoruz demişti. Biraz işin alfabesine döndüm ama dilerseniz oradan da bahsedelim. Blockchain bir sistem değil mi? Bu sistemden zaten yararlanıyor işte dijital paralar merkezi ya da merkeziyetsiz olanlar. Kısaca buna da değinelim dilerseniz yeri gelmişken. Tabii blockchain'i en öz şekliyle bir kayıt sistemi olarak nitelendirelim. Dijital bir kayıt sistemi. Ama böyle deyince önemini mutlaka şununla desteklemek gerek diye düşünüyorum. İnsanlık tarihi boyunca bütün medeniyetler hukuktan başlayıp ticaretle devam edip bu kayıt sistemlerini düzgün şekilde tutarak ilerlemişlerdir. Tarih boyunca en ileri gitmiş medeniyetler aynı zamanda en iyi kayıt sistemini tutan medeniyetler olmuştur. Dolayısıyla burada 2008'den itibaren biz blockchain teknolojisiyle dünyanın finans sisteminin bir şekilde herkesin dahil olabileceği şeffaf ve bu anlamda anonimliğin de korunabildiği vaziyette merkeziyetsiz, herkesin dahil olabildiği şekilde bir kayıt sistemi olarak görüyoruz blockchain teknolojisini. Bitcoin'de bu ilk kayıt sisteminin, merkeziyetsiz kayıt sisteminin bir birimi, üzerindeki işlem birimi olarak öne çıkmış vaziyette. 2015'ten itibaren ise artık bu dijital dağıtık merkeziyetsiz kayıt sisteminin finanstan da öte pek çok farklı alana sirayet ederek devam ettiğini, ilerlediğini görüyoruz. Bir de çok yeni gelişmeden madem öyle bahsedelim. Geçtiğimiz 3 ay içerisinde sanatın blockchain teknolojisiyle kesiştiği NFT dediğimiz artık sanat eserlerinin telif haklarının bir şekilde arkasındaki sanatçıların haklarının korunarak ve kendi değerlerini ve değerlemelerini yapabilmesine olanak sağlayacak şekilde de blockchain'in bir yeni uygulama alanı çıkmış vaziyette. Merkeziyetsiz finans, merkeziyetsiz sanat, belki hatta merkeziyetsiz spor. Dolayısıyla değer atfedilen her varlığın dijital versiyonunun, takasının, ticaretinin adil bir şekilde yapılabildiği bir altyapıyı sunmakta blockchain bizlere. Teknoloji ve finansa konuklarımızla devam ediyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Bora Erdamar bize eşlik ediyor. Ve aynı zamanda SRP Legal kurucu avukatlarından Doktor Çiğdem
ön günde bizimle birlikte. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Son gelişmeleri de aktardık. Az önce haberimizde de NFT'lerden de bahsettik. Ona da değinmek isterim ama Çiğdem Hanım'a hemen bir kez daha dönmek istiyorum. Çiğdem Hanım, özellikle şimdi az önce bahsederken diğer ülkelerdeki yapılan çalışmalardan da söz ettiniz. Onu biraz daha açalım. Orada örnek alınabilecek adımlar var mı? Yoksa biz hukuki açıdan tamamen kendi gündem başlıklarımızla mı ilerlemeliyiz? O noktada bizi aydınlatın lütfen. Ki ulusal dijital paralara baktığımızda Çin'in öncülük ettiğini görüyoruz. Şubat 2022'de hatta e-yuan ihraç etmeyi hedefliyor Çin bu alanda. Onu Singapur, Japonya, Amerika ve Avrupa takip ediyor. Bu konuda ülkelerin yaptıkları çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Örnek alınabilecek maddeleri var mı? Şimdi aslında bir şeye karar vermemiz gerekecek. Bizim dijital paramızın arkasında bir kripto para olacak mı olmayacak mı, ona göre bu verdiğiniz örnekler aslında gerçek kripto paralardan, yani Bitcoin benzeri arkasında bir merkez bankası olan kripto paraların örnekleri. Biz eğer bu yolda ilerleyeceksek bir kriptografik bir para şey yapacaksak, çıkartacaksak ortaya Merkez Bankası tarafından, o zaman onun tabii ki örnek alınabilecek ülkeler var. Burada biraz önce bahsettiğim Avrupa Birliği'nin MiCA'sı düzenlemesi, ilk etapta Avrupa Birliği düzenlemelerine de pek çok mevzuatta uyum sağladığımız için bakılıp örnek alınabilecek bir düzenleme. Onun dışında bugün Avrupa Birliği ülkesi olmayan işte Amerika'da SEC'in düzenlemelerinden bahsettik. Yine Avrupa Birliği'nden çok yeni Brexit'le ayrılan İngiltere'deki düzenlemelerde örnek olabilir. İngiltere'nin Menkul Kıymetler Otoritesi FCA'de 2019 yılında bu konuda bir uygulama tebliği ortaya çıkartıyor ve o uygulama tebliğinde Türkçelerini söylemek zor ama exchange token, utility token, security token, e-money token ve stable token olmak üzere 5 çeşit kripto paradan tanımlıyor ve her birinin nasıl düzenleneceğini ortaya çıkan bir kurgulayan bir tebliğ yayınlıyor. Bu da tabii örnek alabileceğimiz bir düzenleme olur. Eğer kripto para olarak devam edeceksek, yine İsviçre malum paranın başkenti Avrupa'da. İsviçre'nin de finansal piyasalar düzenleyici kurumu FINMA'nın 2019 yılında blockchain sisteminde ödemeler rehberi yayınladığını görüyoruz. Burada da yine blockchain sistemini ve altyapısını kurgulamak üzere bir çaba var. Yani Avrupa Birliği komisyonunun tavsiyesine, taslağına, Amerika'da SEC'te yapılanlara, yani menkul kıymetler otoritelerinin yaptığı düzenlemelere bakarak Türkiye'ye de bir örnek düzenleme gelebilir. Tabii ki Türkiye'nin bu konuda öncelikle yönünün ne olacağını biraz daha belirlenmesi, bunu duymamız, bu açıklamaları duymamız gerekiyor. Peki Çiğdem Hanım, bu arada artık yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. Bora Hocam, son olarak sözü size bırakmak isterim. Siz neler eklemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Son açıklanan ekonomik reform açıklamaları önemli. Orada özellikle Avrupa'daki düzenlemelerle bir arada işlerin sürdürüleceğiyle dair bir takım alt metinler de var. Avrupa Komisyonu'nun ve Avrupa Merkez Bankası'nın geçtiğimiz aylar içerisinde yayınlamış olduğu bir dijital euro raporu var. Orada pek çok madde aslında açığa kavuşturulmuş vaziyette. Mesela stabil coin dediğimiz bu değeri değişmeyen bir itibari paraya bağlı coin yapılarının yatırım amaçlı değil ancak alışverişlerde kullanılabileceğiyle ilgili bir maddede uzlaşılmış ve bundan sonrasında da kripto para hizmeti verebilecek kuruluşların mutlaka lisans almaları gerektiği vurgusu yapılmış. Bizde açıklanan
İstiklal'den İstikbal'e metninde de çok benzer vurgular var. Lisanslamaların geleceği, dijital ödeme kuruluşlarının lisans alması gerektiği ve muhtemelen önümüzdeki süreçte kripto para ya da dijital paralarla ilgili çalışma yapan kurumların lisanslanması yükümlülüğü ortaya çıkacak. Bu da Avrupa ile muhtemelen ilişkilerde ve rekabette Türkiye'nin de elini güçlü tutacaktır. Peki Bora Hocam, Çiğdem Hanım çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, sizlere iyi bir gün diliyoruz efendim. Apara ekran.